Esse jeito pequeno que pia piar que base de tudo tu de pão raro topia teri Bunu neden yapıyorlar? Afroze beni deniyor mu yoksa? Bana güveniyor mu acaba? Yoksa Momol'un hayatıma girmesini mi istiyor? Hayır. Bunu nasıl isteyebilir ki? Bu bahsi bahane ederek Afroze'yi kandırmak normal bir şey mi? Hayır. Bunu neden yapsın ki? Ama benimle ilgileniyor. Yoksa sadece bahsi kazandığım için benimle dalga mı geçiyor? Hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece onunla iletişime geç ve onunla ilgilenmediğimi, beni gelip almamasını söyle, tamam mı? Lütfen. Sana söyleyip duruyorum, numarasını arıyorum işte ama telefonunu kapatmış. Dinle Afroze, umurumda değil. Beni bu durumdan kurtarmanın yolunu bul. Onu kabul ettin kendin ve şimdi diyorsun ki onu bana... Onu ne zaman kabul ettim? Aradı ve beni almaya geleceğini söyleyip sonra da kapattı. Onunla çıkmanın neresi yanlış? Yanlış. Çünkü bir, onunla ilgilenmiyorum. İki, onunla bir yere gitmek istemiyorum. Şöyle yapalım. İmad'a sor bakalım. İmad bize söyler. Sence Momol Sherry ile çıkmalı mı? İyi hissetmiyorum. İçeri geçip dinleneceğim. Nesi var ki? Tahmin et bakalım. Ne? Sherry ile ya da başka biriyle görüşmemi istemiyor. Saçmalama. Ben ona bir bakayım en iyisi. İmad, sen iyi misin? Evet, kesinlikle iyiyim. Ateşin mi çıktı? Hayır, iyiyim dedim ya. Neden üzgünsün o zaman? Yok bir şey ya. Ofiste küçük bir sorun var. Bundan dolayı biraz gerginim. Hepsi bu, tamam mı? Seni tanıdığımdan beri hiçbir iş için bu kadar gerilmemiştin. Bir kayıp mı yaşıyorsun? Lütfen söyle bana. Hayır, aslında... Çalışanlarımın benim ve Momol'un hakkında düşündüğü ve söylediği şeylerden dolayı. O zaman kov onları. Kaç kişiyi kovacağım? İnsanlar ben ve Momol hakkında daha çok şey konuşacak. Herkesi nasıl susturabilirim ki? O zaman? Bilmiyorum. Momol'un ofise gelmesini de durduramam. Merak etme, her şey düzelecek. Evet, umarım öyle olur. Ben eminim. Hı? Merhaba Momol. Merhaba. Affedersin. Ne? Merhaba. İyi görünüyor muyum? Gayet iyi görünüyorsun. İyi mi? Ne demek yani bu? Yani çok yakışıklı görünüyorsun. O zaman neden beni görünce gitti? Çok uzun bir hikaye. Başka zaman anlatırım. Bu hikayenin içinde ben var mıyım peki? Direkt olarak değil. Merak etme, ben Momol'u bulup getiririm. Direkt değil mi? Oho! Bakıyorum da hazırlanıyorsun. Lütfen Afroze, onunla gitmem gerektiğini söyleme. Anlamaya çalış. Buraya büyük umutlarla geldi ve kalbini mi kıracaksın? Kimsenin kalbi umurumda değil benim. Benimki bile mi? Hayır. Söylerken gözlerime bak. Büyük bir hile yapıyorsun. Biliyorsun onunla dışarı çıkarsam rahatsız olacağım. Niye bunu yapmaya devam ediyorsun ki? İnsanlarla buluşunca rahatsız olacağını düşünüyorsun. Aslında yalnızlığından dolayı rahatsız oluyorsun. Bunu kendinden uzak tutarsan gayet iyi olur. Ben böyle iyiyim. Git ve ona gelmeyeceğimi söyle. Momol, neden kendini işkence ediyorsun?
Kendime işkence etmiyorum ben. Böyle hissediyorum ama. Yanlış hissediyorsun. Kalbime ne kadar yakın olursan ol, senin için asla yanılmam mümkün değil. Ne zaman mutlu olduğunu ve ne zaman üzgün olduğunu biliyorum ve seni mutlu edeceğimi de biliyorum. Afroze, lütfen bana çocuk gibi davranmayı bırakır mısın? Sen annem değilsin. Ama arkadaşınım değil mi? Bu dostluğun, ilişkilerin, hayatın sana yaptığı bir şaka arkadaşların boşluğu doldurur. Ben senin annen değilim ama seni çocuk gibi hissettirebilirim. Ben böyle mutluyum ama. Hayır değilsin. Mutlu gözükmeye çalışıyorsun. Ama görüyorum günden güne durumun kötüleşiyor. Böyle hissederek yaşayamazsın Mumul. Vay canına Afroze. Aynı teyzem gibisin sen. Çok sinir bozucusun. Tamam, şimdi hazırlan. Aşağıda seni bekliyor olacağım. Tamam, şimdilik vaktimi boşa geçirmek için onunla gideceğim. Ama eğer bir daha böyle bir şeyi yaparsan o zaman... Bir daha yapmama gerek kalmayacak. Şimdi git giyin ve geldiğin ona söyle... Afroze! Sana sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Lütfen aptalca konuşma. Çok şey yaşıyor ve hayatın gerçekten hassas bir noktasında. Anladın mı beni? Evet, kesinlikle anlıyorum seni. Neler oluyor? Hiçbir şey. Sadece Mumul'a nasıl davranması gerektiğini, onu mutlu etmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Onu baştan çıkarabileceğine emin misin bakalım? İmaat, merak etme sen. Kadınları saniyede baştan çıkarırım ben. Şapşalsın. Ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun? Bunu sana kaç kere söyleyeceğim, neden beni anlamıyorsun? Biliyorum, anladım. Hiçbir şey anlamıyorsun. Sadece unutma. Sana önemli bir görev veriyorum. Mumul'u etkileyemezsen seni boğarım. Anladın mı? Tada! Nasıl olmuşum? İnanılmaz. Mükemmel. Harika. Bunu sana sormadım. O zaman kime sordun? Bana bakmayan o kişiye sordum. Güzelliğine tek bir söz söylenemez. Yani olduğun gibi çok güzelsin. Şimdi nasıl hissediyorsun? O çok daha iyi hissediyor. Hı? Şeri'yi dinlerken niye kötü hissettin ki? Hayır, yani eğer bu sana kendini kötü hissettiriyorsa... o zaman gitmem. Çünkü seni kötüleştirebilir bu. Siz ne hakkında konuşuyorsunuz? Hiçbir şey ya. Mumul... Şeri'yi çok yakışıklı bulmuş. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet. Peki o zaman. Gidelim mi Şeri? Evet, tabii ki. Bu arada Afroze, sanırım ben bu gece geç kalacağım. İmada dikkat et, tamam mı? Neden bilmiyorum ama durumu kötüleşebilir gibi geliyor. Hı? Görüşürüz. Bana bırak lütfen. Bize 2 dakika ver. Tamam, teşekkür ederim. Afroz bana hakkındaki her şeyi anlattı. Ne? Boşandığını ve ben... Erkeklerden nefret ediyorum. Bunu sana söylemedi mi yoksa? Evet, onu da söyledi. Belki de sana benden bahsetmedi ama ben doğrusunu istersen... Bak Şeri. Afroze tekrar aşık olabileceğimi düşünüyor. Ve başka biriyle mutlu yaşayabileceğimi de. Ama... Afroze bu konuda gerçekten yanılıyor. Bence o çok şanssızmış. Seni kaybeden. Kaybettikten sonra ama doğrusu ben çok şanslıyım. Seni bulduğum için. Büyük zorluklarla ezberlediğin repliği benim için ziyan etme bence. Güvende tut.
Başkası için kullanabilirsin. Hayır Mumul, öyle bir şey yok. Hiç replik ezberlemedim. Dürüst olmak gerekirse seni bütün kalbimle seviyorum. Sevgi? Evet Mumul. Açıkçası bana bir şans ver. Sana bütün sevgimi göstereyim. Bak Sherry. Aşık olmayacağım. Orası kesin. Senden nefret etmemi istemiyorsan yemeği sipariş et ki yiyebilelim ve sonra beni eve bırak. Tamam mı? Teşekkür ederim. Tanrım, Samir, ateşin yükseliyor. O kadar dikkatsizsin ki. Her kış hastalanıyorsun ama yine de üstünü bile örtmüyorsun. Ayaklarını içeri sok. İçeri sok. Tamam. Karaçi'de üşüttün ve şimdi de İskoçya'da yaşıyorsun. Kafanı sıcak tutman için sana o şapkayı bile aldım ben. Çok tatlı görünüyorsun. Oo, çok tatlısın. Bir sonraki ilacını bir saat içinde alman gerekiyor. Hı? O zamana kadar üstün örtülü kalsın. Sana çorba getireyim ben de, tamam mı? Of. Tamam mı? Her şey hazır mı? Sıcak mı? Hemen döneceğim. İmat, hadi gidelim. Yemek hazır. İmat, yemek hazır. Ben aç değilim, tamam mı? Neden bu kadar çok kafana taktın? Bu saçma bir konu değil. İnsanlar benimle dalga geçiyor. Bu saçma değil. Ciddiye almazsam kim olacak? Tamam, şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Bence Mumul başka bir yere taşınmalı. Yani daha fazla bunu konuşmak istemiyorum. Özür dilerim İmat. Bu benim suçum. Mumul'la bahse girmeseydim sana yaklaşmaya çalışmazdı ve bütün suç benim. Üzgünüm. Hadi gidip yemek yiyelim ha. Mumul, bir saniye beni dinle. Afroz istedi diye benimle bir kere görüştün. Şimdi senden istediğim için benimle görüş. Bak Sherry. Afroz'a hayatımda çok önemli bir yerde. Ve olmasını istediğin şeye Afroz'a bile ikna edemez beni. Evlenmek için buradasın. Git. Bak. Ve evlenecek güzel bir kız bul kendine, tıpkı senin gibi. Ben hayattan bıkmış durumdayım. Hayatına asla mutluluk getiremem. Çok güzel söylüyorsun. Ama dediklerim beni durdurmaya asla yetmez. Hayatına gireceğim.
Neden bu kadar gülüyorsun sen? Seni ve Şere'yi düşündükçe mutlu oluyorum çünkü. Mutluymuş, ne komik. Ne istiyorsan onu söyle, Şere iyi biridir. Bence sen kendini düşün biraz ha. Ben gittikten sonra çok rahatsızlandı mı söyle? Rahatsızlanmasının arkasındaki sebebi sana söylemek için bekliyordum. Gerçekten mi? Söylesene o zaman. Sanırım onun üstüne çok gidiyorsun. Öyle mi söyledi? Hayır, bana söylediklerinden çıkardım. Dedi ki ya biz ya da Momul buradan taşınmalı artık. O zaman yeni bir yer aramaya başlamalıyım ben. Hayır, aramızdaki bahis bitene kadar asla bir yere gitmene izin vermeyeceğim. Kaybedeceksin. Göreceğiz. Üstümü değiştireceğim. Tamam. Mumul bahsi kazanmak için bana yaklaşacak. Bu da demek oluyor ki duygularımla dalga geçiyor. Keşke bütün bunlar yalan olmasaydı. Afroze ile konuşup Mumul'un hayatımın bir parçası olmasını sağlardım. Ama şimdi gitmesi gerekecek. İmad. Momul hiçbir yere gitmez. Evlenene kadar burada yaşayacak ve... insanların sen ve Momul hakkında söyledikleri... Momul ya da benim için bir fark yaratmıyor ki. İmad, dinliyor musun? Teşekkür ederim. Şimdi lütfen ruh halini değiştir. Ben üzgünüm efendim. Aa, hayır. Ben üzgünüm. Çünkü seni tanıyarak büyük bir hata yaptım ben. Razi'nin düşüncesi buydu. Bütün gün sizinle çalıştığını ve sizin ne yaptığınızı bildiğini söyledi. Talha, ne diyorsun sen? Sessiz ol. Aa, bana göz kulak mı oluyorsun? Hayır efendim. Talha, özür dilerim. Bir daha olmayacak. Özür dilerim efendim. Teşekkür ederim. Dışarı. Alo? Yemeğe gidelim mi? Tamam. Seninle konuşmam gerek. Hı-hı. Söyle. Bana avans lazım. Ne kadar? 10 kadar. 10 mu? Bu kadar parayı ne yapacaksın ki? Bu yolun aşağısında şirketin yanında bir daire gördüm. Ödemesini yapmam gerekiyor. Eğer kendini kötü hissettiysen özür dilerim. Hayır, haklıydın. Kimse bizden şüphelenmemeli değil mi? Neden şüphelensin ki? Dün gece Afroze ile konuştun ve neden benden ve senden asla şüphelenmeyeceğini söyledi. Bizden şüphelenmiyorsa gerisi önemli değil, öyle değil mi? Yani bunu yapabiliriz. Ama benim için önemli. Neyse, çok yakın olursak o zaman gerçekten bir şeyler olabilir diye korkuyorum aslında. Yani bu yüzden sonsuza kadar seninle kalmayacağım. Biliyorum. Bak, Afroze bana evleninceye kadar bizimle kalacağını söyledi, doğru mu? Asla evlenmeyeceğim ben. Biliyorum. Ne biliyorsun? Birinden hoşlanmayacağını. Ya
Bana avans verecek misin? Vereceğim herhalde. Ama evden gitmene izin vermeyeceğim. Bunu asla yapamam. Şimdi gitmeyeceğim. Ama daireyi kaybetmek istemiyorum. Orayı beğendim. Hı. Acıktım bir de. Aa evet, sipariş verelim. Affedersiniz. Telefonunu aç. Tamam. Telefonunu al. Orada işte. Şimdi onu ara. Tamam. Evet Afroze. Ben Şeri. Nasılsın? Sen. Evet ben. Söyle evet. İşten ne zaman çıkıyorsun acaba? Neden? Düşündüm de seni işten alabilirim. Yani peşimi bırakmayacak mısın ha? Hayır bırakmayacağım. Ya hani ben aşık olmuşken nasıl bırakabilirim ki? Sen söyle bana. Neden boşanmış bir kadının peşindesin ki sen? Bu benim için bir şey değiştirmiyor. Senin için değiştiriyor. Evet değiştiriyor. Onu etkileyecek bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim peki? Onsuz bir an bile geçirebileceğini düşünmediğini söylemelisin. Momul. Sensiz bir hayat yaşayamam, bana inan. Sensiz geçirdiğim bir hayat düşünmüyorum. Sensiz geçirdiğim bir hayat düşünmüyorum. Ve ona de ki, sen benim ilk ve son mutluluğumsun. Sen benim ilk ve son mutluluğumsun. İlk ve son. İlk ve son. Kafasızsın. Kafasızsın. Bu dediğim yanlış olmaz mı? Bunu sana söylüyordum, ona peki, değil. Ona ne demem gerekiyor? Bilmiyorum. Alo? Alo Mamal? Alo? Dostum telefonu kapattı. Hayır hayır, sana ona ne demen gerektiğini söyleyene kadar seni dinlemelim miydi? He? Şimdi ne yapacağım peki? Şimdi dua etmelisin. Başka yapacak hiçbir şeyin yok. Ne için dua edeceğim ki? Ay çok tatlısın. Dua etme. Sen sadece çayını iç, ben sana getiririm. Söylesene ne için dua edeceğim? Çayını getirince konuşuruz. Samiha, 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 Samiha. Nerede numarası? Alo? Alo Samiha? Ben Momal. Momal? Nasılsın? Ne zaman döndün? 4 ay oldu. O kadar zaman olmuş. Beni şimdi mi arıyorsun? Bunun için üzgünüm. Ancak şimdi arayabildim. Şimdi telafi etmek zorundasın. Bu cumartesi hiç itiraz istemem. Evime geliyorsun. Tabii kocanla birlikte. Samiha ben boşandım. Ne? Tamam söylesene, tekrar evlendin mi? Dinle, çok üzgünüm. Hayır, daha çok pişmanım aslında. Yani ondan... Ondan soruyorum, tekrar evlendin mi sen ha? Hayır, henüz öyle bir şey yapmadım. Yani hala uygun bir eş için bekliyorsun öyle mi? Elbette bekliyorum, neden beklemeyeyim ki? Bir partnerin seni bıraktığında bu bir daha aramaman gerektiği anlamına gelmiyor. Hayata küsemezsin. Peki. Sana uygun bir eş olabilecek biriyle tanıştıracağım seni. Nasıl yani? Bir çocuk var, Londra'dan gelmiş. Hoş çocuk. Güzel, zeki. Aynı senin gibi birini arıyor aslında. İstersen bugün için bir randevu ayarlayabiliriz. Ama Momal, peki o boşanmış biriyle evlenir mi? Tabii ki evlenir. Onun umrunda bile olmaz bu. Peki, tanışalım o zaman. Mükemmel. O zaman akşam yemek için hazırlan. Birazdan seni arayıp detayları söylerim sana. Tamam mı? Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz.
Merhaba dostum, nasılsın? Burada ne yapıyorsun? Rahatına bak. Teşekkür ederim dostum. Evinize ne yaptın böyle sen? Durumumu anlayamıyorum ve sen evi mi soruyorsun dostum? Bu durumda da çalışabilirsin. Peki ya başvuru yaptığın işe ne oldu? Henüz bilmiyorum. Göreceğiz. Neden Pakistan'a geri dönmüyorsun ki? Orada ne yapacağım? Kariyerimi burada oluşturmam lazım. Kariyeri yaptın diyelim. Peki ya yuva nasıl kuracaksın? Momul'la tekrar buluş. Belki bir şeyler olur. Hadi ama lütfen dostum. Dinle dostum. Seni uzun zamandır tanıyorum. Şu anda hissettiğin bu yalnızlık ve acı Momul'dan kaynaklanıyor. Sofia'dan değil. Bana şunu söyle. Amcan hala doymak bilmiyor mu? Hiç sorma dostum. Gün geçtikçe şişmanlıyor. Tüm börekleri, ekmekleri ve atıştırmalıkları her şeyi yiyor. Manchester'da bile mi? Evet, orada. Her şey var. Her şey. İnanılmaz. Ne oldu? Momul arıyor. Bu olamaz. Bu oldu. Alo? Merhaba. Ne zaman buluşmak istiyorsun? Ne? Benimle ne zaman görüşeceksin? Bugün, şimdi. Şu anda seninle görüşemem. Akşam yemekte görüşelim. Tamam, olur. Tamam o zaman. Evden alırsın beni. Ne diyorsun sen? Şimdi buradayım zaten. Hiçbir yere gitmiyorum. Tamam o zaman. Ne oldu? Beni yemeğe davet etti. Ciddi misin? Bu oldu. Yemin mi edeyim sana yani? Gerçekten mi? Neden yalan söyleyeyim ki? Seni yemeğe davet ettiyse seni deneyecek demek ki. Seni incelemeye başlayacak. Sana bir şans vereceğimi düşünüyorsan yani çok yanılıyorsun. Beni yemeğe davet ettin. Bu yüzden. Yemeğe gideceksin ve ödemeyi de sen yapacaksın ama sana başka bir teklifim var benim aslında. Ne? Bir arkadaşım var, Samia. O da boşanmış ama bu senin için önemli değil, değil mi? Ama ben seni seviyorum. Sakin ol. Çok güzel bir kadın o. Dinle, bu umurumda bile değil. Bir kez görüşün. Belki ona da aşık olursun hem. Nerede kaldın? Samia! Merhaba. Merhaba Momun, nasılsın tatlı? İyiyim. Ben de çok memnun oldum. Seni çok özlemişim. Çok güzelsin. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Samia, bu benim arkadaşım Şerif. Merhaba Şerif. Şerif, bu Samia. Hani demin sana bahsettim ya. Tanıştığıma çok memnun oldum. Merhaba. Buraya otur ve siz konuşun. Ben iki Tabii. dakikaya dönerim, tamam mı? Tamam. Peki Şeri. Ne yapıyorsun? Bir butik işletiyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Thank you.
Evet, ben de aynen böyle söyledim. Anlıyor musun? Affedersin, bir saniye lütfen. Alo? Alo, Şeri. Nasılsın? Mutluyum, çok mutluyum. Aa, gerçekten mi? Bana söylemedin ama Samiha'yı sevdin mi? Samiha mı? O harika biri. O harika, gerçekten. Bizi tanıştırdığın için çok teşekkür ederim. Onu aradığımı hissediyorum. Aslında şu an benimle ve birlikte harika zaman geçiriyoruz. Bundan çok mutluyum. Aa, çok hoş. Ama sen o kadar zekisin ki bana bir kere bile teşekkür etmeyi düşünmedin, öyle değil mi? Şimdi diyorum ya, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hayır, öyle değil. Uygun bir şekilde. Samiha'yı eve getir ve Afroze'ye tüm hayatın boyunca onu aradığını söyle, tamam mı? Anca böyle olur. Afroz mu? Afroz mu? Evet, senin için mutlu olacak, merak etme. Samiha'yı eve getir şimdi, tamam mı? Hadi bekliyoruz, tamam mı? Tamam, geliyoruz hemen. Görüşürüz. Mamın mı aradı? Evet, bizim için çok mutluydu. Çok tatlı, onunla konuşmama izin vermedin. Şimdi oraya gidiyoruz, bizi davet etti. Bu harika. Hadi toplanalım o zaman ve gidelim. Tamam. Söylüyorum ya, sana sürprizim var. Neden bu kadar huysuzsun? Huysuz değilim, sabırsızım. Heyecanlandım sadece. Hey! İşte sana sürpriz. Hadi. İçeri gel, içeri gel. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba Afroz. Merhaba Samiha. Merhaba. Samiha, bunlar İmad ve Afroze. Benim en yakın Merhaba. Arkadaşlarım. Merhaba. Merhaba. Merhaba İmad. Ve Afroze benim arkadaşım Samiha. Eskiden arkadaşımdı ama şimdi... Şimdi Şeri anlatacak. Aslında Momo'la çok teşekkür ederim çünkü beni Samiha ile tanıştırdı. Ve şimdi Londra'ya gidiyoruz. Haftaya onunla orada evleneceğiz. Evlenecek misiniz? Gerçekten mi? Ne hoş bir haber. Çok çok tebrik ederim. Sizin adınıza çok sevindim. Ben de. Lütfen yarın tekrar gel. Seninle önemli bir şey konuşacağım. Dikkat etsene biraz, tamam mı? Tanıştığımıza çok memnun oldum ben de. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Gelip bizimle çay için. Hadi konuşalım, oturun. Hadi lütfen. Hadi oturun. Bugün olmaz. Bu büyük bir gün. Ailemle tanışacaktım. Ailenle mi tanışacak? Evet. Aman tanrım, harika bir haber. O zaman kesinlikle gidin. Hadi sonra konuşuruz. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoşçakalın, görüşürüz. Teşekkür ederim, görüşürüz. Ya bu arada çok tatlı bir çift olmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Aa, minik bebeğime yazık. Sürprizimi beğendin mi? Çok komik. Ama senden böyle bir şey bekliyordum. Ama anlamıyorum. Samir'den sonra bu aptalla evlenmemi nasıl beklersin benden? Evet. Eğer İmad gibi biri olsaydı onu düşünebilirdim. Keşke Samir'le hiç tanışmasaydım. Keşke bana sen aşık olsaydın. Keşke Afroze'nin şansı bende olsaydı. İçimdeki aşk ölüyor ve yerini nefrete bırakıyor. Bunu önleyebilir misin sen? Anlamıyorum. Seni seviyorum İmad.
Biliyorsun kaybetmeyi sevmem. Ama Afroze'nin de kaybetmesini inan ki hiç istemiyorum. Bu kazanma kaybetme durumu aramıza nasıl girdi? Sen anlamazsın. Eğer kaybedersen İmad'a ne söyleyeceksin? Kaybetmeyeceğim. Sen de gitmelisin. İmad bizi duyarsa bu bahis şimdi biter. Sorumu cevaplaman gerekiyor. O zaman İmad'a senin güvenini yerine getirmek için bu bahse girdiğimi söylerim. Ama o zamana kadar güvenin tamamen parçalanacak. İstişerti pekelugi bir yapıyor.